Hocam, şimdi şöyle bir sorum var. Size bir görsel göndersem açabilir misiniz? Ha, o görsel var bende. Açıyorum hemen. Evet, soruyu alayım. Bu arada sürpriz görseli açacağım. Sorum şöyle geliyor. Farklılıklarımıza, yani zaman, mekan, kültür, bunlara rağmen bazı ifadelerimiz neden evrenseldir? Mesela neden insanları dinlerken genelde elimizi yüzümüze götürüp hani dinlemeye başlarız? Şimdi bu resim gerçekten enteresanmış. Bu arada soruyla beraber geldi değil mi bu? Yani hakikaten rock'n'roll. Evet, soruyla beraber Ergi geldi. Deniz Özsoy konuşuyor. Serdar Akdoğar, Burak Karabey ve ben aynı şekilde elimizi özellikle de işaret parmağımızı havaya kaldırarak suratımıza koymuş onu dinliyoruz. Neredeyse kafalarımızın açısı bile aynı. Evet. Çok güzel yakalamış. Esin Hanım yollamış bu arada. Canım, Esin Hanım, hatta bakayım becerebiliyorsam şu görüntüyü şöyle biraz küçültüp şöyle köşeye koyayım. Ha, üzerinde konuşurken neden konuştuğumuz belli olsun. Çok da küçültemedim yani. Hocam hatta altında yazan soru da bu soruyla ilişkiliymiş, fark etmemişim. Toplumlar zeka göre. Biz de şey soruyor, yani toplumlar farklı olmasına rağmen nasıl aynı tavırları, aynı hareketleri yapabiliyoruz? Stereotipik beden dili hareketleri dediğimiz bir şey var. Şimdi biz bu tip hareketleri bir kısmını hani belli genetik ya da fizyolojik nedenlerle yaparken çok önemli bir kısmını da öğreniyoruz. Mesela şu gördüğümüz hareket aslında bir kafayı destekleme hareketi. Ben bunun üzerine bir dönem kafa yordum yani. Biraz da baktım acaba insanlar niye böyle yapıyor diye. Ya kafa ağır geliyor biliyor musun? Bir yerden sonra şunu yapmak aslında boyun kaslarına bir dinlenme imkanı veriyor. Bir kere öyle bir yani kafa dinlendirme hareketi, daha doğrusu boyun dinlendirme hareketi bu. Fakat bunun içerisinde şu şekilde yapmak yani bir parmağınızı kaldırarak ya da çenenize dayayarak yapmak aynı zamanda sizin hem odaklanmanızı kolaylaştırıyor hem de karşı tarafa seni dinliyorum paşam sinyali veriyor. Yani şu anda dikkatim sende. Çoğu zaman ağıza konan parmak yani her an bir şey söyleyeceğim ama şu anda söylemesem daha iyi frenlemesinin işareti mesela. Ya birçok insan mesela böyle şöyle elini ağzına koyarak şöyle bastırarak devamlı falan ortamda uygun olmayabilecek şeyler söyleme endişesinin muhtemelen bir dışa vurumuyla bunu yapıyor. Ama bu tarz hareketlerin büyük bir çoğunluğu özellikle erkeklere ve kadınlara toplumsal algı açısından has gözüken bazı hareket tipleri stereotipik olarak öğrenilen ve aktarılan hareket. İlk kafayı taktım hangisi biliyor musun? Üniversiteye ilk başladım. İkinci, üçüncü hafta dikkatimi çekti ya. Ya kızlar ve erkekler ne kadar farklı kitap taşıyorlar. Yani erkekler yana alıyor böyle sallaya sallaya elinde götürüyor. Kızlar böyle göğsüne bastırıyor mıkıdık diye. Ya bu o kadar çok örneklemle gördüğüm bir şey ki. Bir de tabii biyolojiye girmenin gazıyla daha o zaman tabii nörobilim dersi falan yok öyle şeyler. Beyin falan konuşmuyoruz ama hayvan davranışlarını falan filan inceleyeceğimizi biliyoruz. Bir taraftan da insan da bu alemin bir parçası. Lan dedim acaba bu davranışın kökenlerini, önce acaba dedim kızların işte memeler büyümeye başladığı için acaba kapatmaya mı çalışıyorlar falan filan gibi temel düşünceler ama ya bununla ilgisi yok gibi stereotipik olarak öğrenilen hareketler. Daha eşcinsel eğilimleri olan insanların da beden hareketlerinin mesela arada olması yani diğer işte göründüğü cinsiyetten farklı cinsiyete öykünen davranışları olması hem genetik ve cinsel hormonlarla alakalı bir kökeni var hem de kendini ait hissettiğin, kendini dahil hissettiğin sosyal grubun davranışlarını kopyalıyorsun temelde. Bu insanda çok karmaşık bir etkileşim. Darwin de bunlara çok kafa yormuş. Bizim bu tarz stereotipik davranışlarımızı araştırmayla ilgili temel sorunumuz doğduktan hemen sonra çevreye maruz kalıp çok hızlı bir şekilde onun tarafından şekillendirildiğimiz için sorgulanma ya da teste tabi tutulabilme yaşlarına geldiğimizde hangi davranışın öğrenilmiş, hangisinin doğuştan getirdiğimiz bir davranış olduğunu ayırt etme imkanı kalkıyor. Ama ben tahmin ediyorum bu tarz davranışların hani kabaca yarım yarım yani bir kısmını genetik yapımızla işte testosteron ya da östrojen hormonunun etkisiyle getiriyoruz. Bir kısmını ise hatta oraya %60 diyeyim biraz daha baskın olduğunu düşünüyorum. Çevremizden, ana babamızdan gördüğümüz tarzda yapıyoruz. Bundan sonra şöyle bir test imkanım oldu. Kendime, kardeşime, yakın akrabalarıma ara ara bu şekilde bakmaya çalıştım. Özellikle bu görüşme programlarında falan yani birebir oturduğumuz yerde değil de karşılıklı olduğumuzda değil mesela işte FaceTime gibi falan Zoom gibi şeylerle görüşürken bu daha çok aşikar oluyor. İnsanların hareketleri bana akraba olan insanların hareketleri sinir bozucu bir derecede bana benziyor. Yani aslında benimki onlara benziyor. Babamın konuşurken aldığım bir video kaydı var. Daha sonra izleyince dehşete düştüm gerçekten. Yani kendi konuşmama çok fazla benzettim. Bu arada bu
şey zannediyordum ben biraz hani belki de benzetiyorum, üstün kuruntu yapıyorum falan filan diye. Kardeşimi çoğu zaman dükkanında benimle karıştırıyorlarmış yani. Aa işte Sinan Hoca mı bu falan filan diye. Halbuki bana sorsan hiç benzemeyiz ama özellikle konuşma tarzı, kelimelerin arasında verdiğimiz esler, duruşlar, vurgular, espri, vurgulama tarzı falan bir hayli benziyor videolardan izlediğim kadarıyla. Bütün bunlar sosyal ortamda öğrenmenin ne kadar etkili olduğunu gösteren hani mini gözlemler ki birçok davranış bilimi uzmanı da bu konuda hemfikir gibi duruyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Bağımlılıktan bahsediyoruz. Mustafa Bey de sormuş, demiş ki tamam her bağımlılık böyle böyle anlatıyorsunuz. Peki insan iyi şeylere de bağımlı olamaz mı? İyi şeylere bağımlı olunur mu? Şimdi bağımlılık, yani anlamamız gereken şey galiba bu soruyla ilgili, bence güzel bir açılım bu arada bu soru. Bağımlılığın kendisi patolojik bir süreç. Ve mesela çikolata iyi bir şeydir. Çikolata yediğiniz zaman gıdadır, besler, morali düzeltir, serotonin arttırır, kendinizi iyi hissettirir, gülümsersiniz, sohbete, muhabbete vesile kahvenin yanına güzel eşlikçidir falan filan. Ama çikolata bağımlısı olmak demek böyle bir nesneyi hayatınızda diğer işlerinizi bozacak kadar fazla tüketmeniz ya da onu tüketmek konusunda aşırı bir istek duymanız haline verdiğimiz bir isim. Mesela binlerce yıldır insanlar bir takım otları yakıp duman çıkarıyorlar. İşte bunun içinde kanabisi var, tütünü var, o su var, bu su. Paso duman çıkıyor. Şimdi mesela sigara dediğimiz meselenin ağır bir sorun olmasının kaynağı ne? Endüstriyel olarak devamlı üretiyor olmamız. Buna da hiç kafam basmıyor bu arada. Bu kadar zararlı olduğu bilinen bir şey hala devletler haldır haldır üretip bir taraftan da yasaklamaya çalışıyor. Çok garip bir türüz biz ya, enteresan. Yani bir sürü firma bu kadar endüstriyel olarak kolay üretebildiği ve çok kolay ulaşılabildiği için onun o ödüllendirici, bir şekilde keyif verici ya da her neyse o etkilerinin çok hızlı ulaşılabilir olmasından dolayı bağımlılık yapması diye bir durum söz konusu. Şimdi dolayısıyla burada bağımlılığın kendisi problem olduğu için ister iyi bir şey ister zararlı bir şey olsun bağımlılık bir problem. Bir örnek, mesela ilişkilerde insana bağımlılık diye bir şey var. Bir insana aşırı bağımlı olmak. İnsana bağlı olmak kötü bir şey değil ama bir insana bağımlı olmak kötü bir şey. O insanın kendisi zararlı mı? Hayır. Muhtemelen iyi bir insan. Ama ona bağımlı olduğunuzda, hayatınızı onun dışında idame ettiremediğinizde bu durumda bu size zarar olarak yansıyor. Dolayısıyla bağımlılık her şeye olur. İyi bir şeye de olur, kötü bir şeye de olur. Ama bağımlılığın kendisi çok iyi bir fikir değil, onu söylemem lazım. Çok net oldu hocam. Sizi bu kadar kısa bir cevapla beklemediğim için bazen böyle de böyle yapayım. Sürekli yarım saat konuşulmaz ki. Evet.